huh Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf 1. dönem tüm konuları tekrar edeceğimiz dersteyiz gençler. Hemen takvimi bir göstereyim. Takvimi niye gösteriyorum? Bugün tabii ki biyoloji full tekrar yapacağız. 1. dönemdeki tüm konuları baştan sona çok hızlı bir şekilde ben size hatırlatacağım gençler. Benden önce hangi dersler yayınlandı? Matematik, fizik ve kimya da yayınlandı. Eğer o derslerde eksiğiniz varsa mutlaka dönün onların full tekrar videolarını da izleyin. Biliyorsunuz ki tüm konular birbiriyle bağlantılı. Bir tarafı bilmeyince diğer tarafta zorlanıyoruz. O yüzden de birinci dönemde eksiklerimiz varsa hazır sömestrdayken bunları tamamlayalım. İkinci döneme bomba bir şekilde hazırlanmış olalım. Aynı şekilde kitaplarınızda da kalıtımın sonlarına kadar gelmiş olmanız gerekiyor. Açıyorsunuz 10 dinamolarınızı sıfırdan 10'a konu anlatımlı kitaplarınızı eksik bir kısım varsa kalıtımın sonuna kadar geliyorsunuz. Eşeğe bağlı kalıtıma kadar birinci dönemde anlatmıştık. Daha sonraki kısım ise ikinci dönem konusu olacak. Bakıyorsunuz kitaplarda eksik bir kısım varsa soru çözümlerinde yanlışa düştüğünüz bir kısım varsa özellikle özellikle oraların üstüne eğilin derim hızlı bir şekilde dediğim gibi konu anlatımına başlayacağım gençler hazırsanız yaslanın arkanıza artık başlayalım <laughs> Şimdi bugünkü dersimizde ilk ünitemiz olan hücre bölünmelerini anlatacağım. Arkasından kalıtımın genel ilkeleri kısmına giriş yapacağım. Kalıtımın baş kısmı birinci dönemde son kısmı ikinci dönemde ama kalıtım başlı başına birbiriyle bağlantılı bir ünite. Başını yapmadan sonunu yapabilmem mümkün değil. Tecrübeyle sabittir ki en çok üniversite sınavında zorlanılan konulardan bir tanesi de kalıtım ünitesi. Neden? Kalıtımın başını iyi oturtturmayınca sonrasında zorlanıyoruz genç. O yüzden en baş kısımlar en önemli derslerdir. Tekrardan söylemiş olayım. Geleyim hücre bölünmeleri ünitesine. Hücre bölünmeleri ünitesi dediğimiz zaman aslında dört tane ana başlıktan bahsettik. Ne yaptım? Öncelikli olarak hücre döngüsünü mitozu anlattık. Arkasından eşeğsiz üremeyi anlattık. Arkasından mayozu anlattık. Arkasından da eşeğli üreme konumuz oldu ve üniteyi sonlandırmış olduk. Hücre döngüsü dediğimiz zaman da aslında neden bahsediyorduk? Hücre hücrenin hayatından bahsediyorduk. Bir hücre bölünmesinden bir sonraki hücre bölünmesine kadar geçen sürecin tamamı hücrenin hayatı yani hücre döngüsü oluyordu gençler. Hücre döngüsünün içerisinde tabii ki hücre bölünmesi de gerçekleşecek. Ya hocam bunlar bölünmezse ne olur? E yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle meydana geldiğine göre sen hücre bölünmesini gerçekleştirmezsen yeni hücreler var olamaz diyebiliriz. Canlıları hücresel yapı bakımından ikiye ayırmıştık ta 9. sınıfta. Bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız, bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Prokaryotlara baktığımız zaman sadece DNA'ları, RNA'ları, ribozomları vardı, çekirdekleri yoktu. Ökaryotlarda ise DNA'nın etrafı bir zarla çevrili yani ökaryotların çekirdeği vardı. Zarlı organeller ökaryotlarda bulunabiliyordu. Bir de hücre sayısına göre canlıları gruplandırmıştık. Hücre sayısına göre de bizim bir tek hücreli canlılarımız bir de çok hücreli canlılarımız olacak. E tek hücreli bir canlı hücre bölünmesini yaptığı zaman aslında ne yapmıştır? Birey sayısını arttırmıştır. Çok hücreli canlılarda ise hücre sayımı arttırınca üremiş olmam. Ama neyi sağlarım? Bir yerim yaralandıysa oranın tamirini gerçekleştirebilirim. Büyümemi, gelişmemi yine hücre sayısını arttırmakla, hücre bölünmesi yapmakla e, ee, çoğaltabilirim gençler. Nasıl bir mantık güdeceksin? Mesela ben seni gördüm. Aa diyorum ki geçen seneden bu seneye çok büyümüşsün. Aslında büyümeyle kastettiğim ne? Boyun uzamış. Kütlen artmış. Aslında boyunun uzaması demek de hücre sayının artması demekti. Uyduruyorum. Geçen sene 10 trilyon hücrem vardı. Bu sene 15 trilyon hücrem varsa senin büyüdüğünü ve geliştiğini düşünebilirim her canlı neslini devam ettirebilmek amacıyla tabii ki kendine benzer bireyler oluşturmak isteyecek. Kendine benzer bireyler meydana getirmesine üreme ismini vereceğiz. Üremeyi de daha sonra kendi içerisinde eşeysiz ve eşeyli üreme olmak üzere ikiye ayıracağız. Hücre bölünmeleri dediğimiz zaman da mitoz ve mayoza e, olmak üzere ikiye ayırabilir diyebiliriz hücre bölünmesinin gerekliliği dedik ya konumuzu da en baş kısmı. Peki bu hücreler neden bölünmek isteyecekler onlara bakalım. Şimdi hücreyi düşünüyorum. Hücre büyüdüğü zaman şurası çekirdekti şurası stoplazmasıydı. Bu hücre büyüdüğü zaman stoplazma miktarı arttı. Ama Artık kontrolde problemler yaşanmaya başlanabiliyor. Yani hacim yüzey oranı aslında dengesizleşiyor. Neden bahsediyorum? Eskiden şuradan madde alışverişini yapıyordum. Şimdi yüzey alanı arttığı için madde alışverişi yapmakta sıkıntılar yaşayabiliyorum çekirdeğim ortalığı kontrol etmekte problem yaşıyor. Bir de DNA hücreye bölün emri verdiyse o hücre zaten mutlaka bölünmek zorunda olacak. Bu ünitenin içerisinde DNA, gen, kromatin, kromozom kavramlarını da çok fazla derecede kullanacağız. DNA neydi? Bizim yönetici molekülümüzdü. Deoksiribonükleik asit dediğimiz nükleik asitten bahsediyorduk. Nükleotit adı verilen yapı birimlerinden meydana gelecekti benim genetik şifrem yani bilgimi oluşturuyordu. DNA'nın içerisinde bulunan anlamlı küçük parçalara ise gen ismini veriyorduk. Karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan o anlamlı parçalara gen diyeceğiz. İnsanın vücudundaki tüm genlere veya bir organizmanın bir canlının vücudundaki tüm genlere ise genom ismini veriyoruz. Kromotin iplik dediğimiz yapı ise DNA'mızın etrafını proteinler sardığı zaman aslında DNA artı protein kromatin ipliği meydana getirmiş oluyor. Kromatin ipliklerimiz de hücre bölünmesi sırasında özel katlanmalar yaparak kromozom adını verdiğimiz yapılara dönüşüyordu. Hücre döngüsü hücrenin hayatıdır dedik. Hücrenin hayatının bir interfaz hazırlık evresi vardı, bir de mitotik evre dediğimiz çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği evre vardı. Interfaza baktığımız zaman G1, S ve G2 evrelerinden meydana gelecek. Mitotik evre ise hücrenin bir çekirdeğini böldüğü bir de stoplazmasını böldüğü mitoz ve sitokinezden meydana gelecek. Tablonun üstünden gidiyorum. Benim hangi evreden sonra hangi evrenin geldiğini bilmem çok önemli. Kodlama yapmıştık. İnterli profesör Meten'in anası telefon satacakmış şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Veya ip mats şeklinde ben aklımda tutuyorum. Uzun uzun kodlamama gerek yok diyorsanız öyle de kodlayabilirsiniz ama işte profesör profaz evresi, profesör, ondan sonra metafaz, mete evresi gelecek diye aklınızda tutmanız lazım diyeyim. Buranın üstünden anlatıyorum. Şimdi interfaz evresi hazırlık evresidir. Hücre bölünme ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamlayacak. Interfaz evresi de hücre döngüsünün en uzun evresidir. Gençler bazı hücreler hayatının yüzde doksanını interfazda geçirebiliyor. G1, S ve G2 alt evrelerinden oluşuyor dedim ya. G1 ve G2 yuvarlak aynı cümleleri yazabilirsin. Organel sayısı artar, enzim sentezi artar, protein sentezi artar gibi en önemlisi hücre bölünmesinden önce DNA'nın eşlenmesi lazım. DNA'nın kusursuz bir şekilde eşlendiği evre ise S evresi dediğimiz evre olacak. Arkasından çekirdek bölünmesi yani mitotik evre dediğimiz evreye giriş yapılacak. Çekirdeğimi profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinde böleceğim. Sonra sitoplazma bölünmesini de gerçekleştirdiğim zaman bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelecek diyeyim. İnterfaz G1 evresi metabolizma hızlı, hücreler hızlı bölünme özelliğine sahip, organel sayısını arttırıyorlar, enzim sentezini arttırıyorlar. S evresi DNA'nın eşlenmesinin gerçekleştiği evre. G2 evresi de mitoz için tüm hazırlıklar tamamlanmış olacak. Baktığımız zaman interfazdan sonra hangi evre geliyordu? Mitotik evre dediğimiz evre geliyordu. Çekirdeği bol, böleceğim. Arkasından da sitoplazmayı böleceğim. Mitotik evrenin özelliklerine baktığım zaman bir hücreden iki tane yavru hücre oluşacak. Kromozom sayısı hücre döngüsünde değişmez. Mitozda değişmez. Kromozom sayısı değişmediği için en, iken veya üçen kromozomlu hücreler mitoz geçirebilir. Genetik çeşitlilik yok. Oluşan yavru hücreler birbirinin ve ana hücrenin tıpatıp aynısı olacak. Bir hücrelerde neyi sağlayacak? Üremeyi. Çok hücrelerde büyüme, gelişme ve onarımı tabii ki sağlamış olacak. Profaz evresine baktığımız zaman çekirdek zarı erimeye başlar. Çekirdekçik kaybolur. Kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak neye dönüşecekler? Kromozomlara dönüşecekler. Yani normal şartlarda bir hücre bölünmüyorsa benim kromozomları görme ihtimalim yok. Özellikle hayvansal hücrelerde iyi ipliklerinin oluşumunu sağlayan sentrozom adı verilen bir organel vardı sentrozom organelinin sayısı interfazda artmıştı. Interfazda arttıktan sonra yani eşlenmiş sentrozomlar zıt kutuplara doğru gitmeye başlayacaklar. İyi iplikleri adını verdiğimiz iplikleri oluşturacaklar. Profazdan sonra hangi evreye geçtik? Metafaz evresine. Metafaz evresinde de kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilecekler. İ iplikleri denilen ipliklere tutunacaklar. Benim kromozomları en net gördüğüm evre metafaz evresidir. O yüzden de hamile kadınlarda amniyosentez testleri yapıldığı zaman karyotip çıkartılacağı zaman metafaz evresinde hücreleri durdurmak söz konusu oluyordu. Geldim anafaz evresine. Anafaz evresi dediğimiz zaman ben kromozomları metafaz evresinde ekvator düzlemine dizmiştim. Anafaz evresinde ise kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılarak ne yapmaya başlayacaklar? Zıt kutuplara çekilmeye başlayacaklar. Kromozomların bir arada tutulduğu bölge sentromer bölgesi deniyordu. O yüzden sentromerlerin ayrılması da anafaz evresinde gerçekleşecek. Telefaz evresine baktığımız zaman aslında profazın tersidir diyebiliriz. Neden? Profazda çekirdek zarı kaybolmuştu. Telefazda çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlayacak. Profazda çekirdekçik kaybolmuştu. Telefazda yeniden oluşacak. Profaz evresinde kromatin iplikler kromozoma dönüşmüştü. Burada ise tam tersi kromozomlar tekrardan kromatin ipliklere dönüşecekler. Baktığımız zaman telofaz evresinde bir hücrenin içerisinde iki tane çekirdeği görebilmemiz mümkün. Daha sonra artık çekirdek bölünmesini bitirdiğime göre ne yapmam lazım? Sitoplazma bölünmesini gerçekleştirmem lazım. Hayvansal hücrelerde sitoplazma bölünmesi boğumlanmayla gerçekleşecek. Bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelecek. Bitki hücrelerinde ise hücre zarının dışında hücre çeperi, hücre duvarı adını verdiğimiz yapı var. İçten dışarıya doğru bir çeper duvar oluşumu söz konusu olacak. Böylelikle bir hücreden iki tane yavru hücre oluşmuş olacak. Sorularda çok çıkar. Bitki ve hayvan hücresinin mitozunu karşılaştırın. Birinci fark sitoplazmanın bölünme şeklidir. Hayvansal hücreler boğumlanma yapıyor. Bitkisel hücreler aralemel oluşumunu gerçekleştiriyor. Sonra cınımı. İkinci farkımız ise i ipliklerinin oluşturulduğu yerdir. Hayvansal hücrelerde sentrozom organeli var. i iplikleri sentrozom tarafından üretiliyor. Bitkisel hücrelerde ise sentrozom yok. Mikrotübül organize edici bölgeler var. i ipliklerinin üretimi burada gerçekleşecektir hücre döngüsü sırasında DNA miktarındaki değişime bakacak olursak başlangıçta benim X kadar DNA'm var diyelim hücre döngüsü sırasında DNA miktarı veya kromozom sayısı değişime uğramıyor. O yüzden X ile başlayacağım. X ile bitireceğim. Ama ne yaptım? S evresinde DNA işlenmesini gerçekleştirdim. DNA miktarı iki katına çıktı. E, S toplazma bölünmesini gerçekleştirince de tekrardan düşürmüş oldum. Kromozom sayısındaki değişime bakacak olursak kromozomlar zaten profaz evresinde meydana geliyorlar. Anafazda zıt kutuplara çekilen kardeş kromatitleri artık kromozom olarak isimlendiriyoruz. O yüzden orada bir geçici iki katına çıkma söz konusu ama sonuca bakarsan X ile başlayıp yine X ile bitirmiş oluyoruz. Devam ediyorum. Şimdi... Hücre döngüsünün kontrol mekanizmasına da bakacak olursak kontrol mekanizması kendi içerisinde 3 tane aşamadan meydana geliyor. Bu kontrol noktaları dediğimiz aşamalar dediğimiz kısımlar da G1, G2 ve M kontrol noktası dediğimiz noktalardır. Buralarda devam et veya dur sinyalleri verilir gençler. Şimdi aslında kafamda otutturabilirim. İnterfazda G1, S, G2 evreleri vardı. G1 ve G2 kontrol noktaları varmış. Bunlar aslında bu noktalar. M kontrol noktası da metafaza denk gelen kısım. O zaman bu evrelerde neler yapıldığını düşünürsem kontrol noktalarında da neler olacağını söyleyebilirim. G1 evresine baktığımız zaman birazdan S evresi gelecek, DNA eşlenecek. DNA eşlendikten sonra da geriye dönüş yok. O zaman G1 evresinde neyi kontrol ederim? Hücre bölünmesine gerçekten ihtiyaç var mı? Hücre döngüsünde sıkıntı yaşanıyor mu? Ben bölünmeli miyim, bölünmemeli miyim buna karar verilir. Eğer hacim yüzey oranı bozulduysa, madde alışverişinde problemler meydana geliyorsa tabii ki bölün emri verilecek ve hücre döngüsü başlamış olacak. G2 evresi ise S'den sonra gelen evreydi. DNA'nın kusursuz bir şekilde eşlenmiş olması ve yavru hücrelere geçmiş olması gerekiyor. Eğer bir problem yaşandıysa S evresinde bu bir sıkıntıdır gençler. G2 evresinde de S evresinde DNA'nın eşlenmesinde problem olup olmadığı kontrol edilir. M kontrol noktası ise baktığımızda metafazda tüm kromozomlar ekvator düzlemine dizilmiş olmalı ve iyi ipliklerine tutunmuş olmalıydı. Birazdan anafaz gerçekleşecek zıt kutuplara çekiş söz konusu olacak. Eğer ben iyi bir eşleme yapamadıysam tutunma gerçekleştiremediysem kromozomların biri bir tarafa biri bir tarafa gider. Yani eşit bölüşüm söz konusu olmaz. Bu da hücrelerin kromozom sayısının birbirinden farklı olması anlamına gelir gençler. Metafazda da tüm kromozomlar ipliklerine tutundu mu bu kontrol ediliyor. Bazen hücre döngüsü bu kadar kontrol noktası olmasına rağmen ee, bozulabilir. Hücre döngüsünün bozulması ise tümör oluşumuna neden olur gençler. Eğer hücre döngüsü bozulduysa o hücrelere kanser hücresi diyoruz. Kanser hücreleri çoğaldı, çoğaldı, tümör oluşumu meydana gelmiş olacaktır. Eşeysiz üremeye de bakacak olursak birbirine benzer ana hücreden yavrular meydana getirilmesidir. Aslında ana canlının üreme hücresi oluşturmadan, gamet meydana, yumurta siper meydana getirmeden, döllenme olmadan yeni birey oluşturması eşeysiz üremedir. Temeli tabii ki neye dayanacak? Mitoza dayanmış olacak. Eşeysiz üreme sonucu oluşan yeni canlılar ana canlıyla, ata canlıyla birebir aynı genetik yapıya sahip olacaklar. Mutasyon gibi bir durum söz konusu değilse genetik çeşitlilikte tabii ki söz konusu olmayacak. Eşeğsiz üremeyi de bölünerek tomurcuklanma, sporla üreme, vejetatif üreme, rejenerasyonla üreme ve partonogenezle üreme olmak üzere kendi içerisinde 6'ya ayıracağız. Bölünerek üreme ile başlıyoruz gençler. Bölünerek üremeye baktığımız zaman kim gerçekleştirecek? Tek hücreli canlılar gerçekleştirecek. Kim tek hücreliydi? Bakteriler, arkeler, amip, öglene, paramesyum gibi canlılar tek hücreli canlılara örnekti. Bakterilere baktığımız zaman prokaryot hücre yapısına sahipler. Yani bunların DNA'sı var. Ne yapacak? DNA işlenmesini gerçekleştirecek. Daha sonra hücreyi böldüğü zaman iki tane bakteri oluştu demektir. Bölünerek üreme, üremenin en hızlı şekli. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 diye birey sayısında artış meydana geliyor. Ha böyle çok artış olur mu? Olmaz. Bir süre sonra besinden dolayı, ortam koşullarından dolayı rekabet çıkar. Birey sayısı sabitlenir gençler. Amip, Öglena, Paramesyum'a baktığımız zaman onlar ökaryot hücre yapısına sahipti. Amibin belli başlı bir şekli yok. Her yönde bölünmeyi gerçekleştirebiliyordu. öglana da bölünme boyuna gerçekleşiyordu. Paramesyum dediğimiz canlıda ise enine bölünme söz konusu oluyordu. Tomurcuklanma ile üremede iki tane fix örneğimiz var unutmuyorsun. Birisi hidraydı diğeri ise bira mayasıydı. Ana canlının vücudunda mitozla bir tomurcuk meydana gelecek. Bu tomurcuk bölünecek, bölünecek, bölünecek yeni bir bireyi meydana getirmiş olacak. Unutmayacağın diğer bir şey de şu. Tomurcuklanma sonucu oluşan bireyler ana canlıya bağlı kalabilir yani bunlar koloni oluşturabilirler veya ana canlıdan kopup bağımsız olarak da hayatlarına devam edebilirler. Sporla üremeye baktığımız zaman da önce sporun tanımını söyleyelim. Bir canlı bir üreme hücresi oluşturdu, oluşturduğu üreme hücresinin etrafını dayanıklı bir kabukla, dayanıklı bir kılıfla sararsa bu oluşan hücreye spor adını veriyoruz. Daha sonra bu canlı sporlarını etrafa yayıyor. Sporlar da uygun koşullarda çimlenerek yeni canlıyı meydana getirmiş oluyorlar. Kimlerde görülecek? Birincisi tohumsuz bitkiler sporla üreme yapacaklar. Bunun haricinde bazı mantarlar da yine sporla üreme yaparak birey sayısını arttırmış olacaklar. Geldim rejenerasyonla üremeye rejenerasyon yenilenme anlamına gelir. Tüm canlılarda aslında rejenerasyon söz konusudur. Ama rejenerasyonla üremek tüm canlılarda söz konusu değil gençler. Rejenerasyon canlının vücudundan bir parça kopacak Kopan kısım kendini tamir edecek. Parçanın koptuğu kısım da yine kendini tamir edecek. Birey sayısı iki katına çıkmış olacak. Mesela buradaki planaryaya baktığımız zaman ne yapmışlar planaryayı? Boyuna bölmüşler. Boyuna böldükleri zaman şurası kendini tamir etmiş. Burası da kendini tamir etmiş. Birey sayısı birden kaça çıkmış? İkiye. Yani rejenerasyonla üreme yapmıştır. Burada planaryayı enine üç parçaya bölmüş her parça kendine tamir etmiş birey sayısı 3'e çıkmış. Veya fix örneği kimdir? Deniz yıldızı. Deniz yıldızından bir parça kopartıyor. Kopan bir pa kopan parça kendini tamamlayıp yeni bir deniz yıldızı oluşturuyor. Parçanın koptuğu kısım da kendini tamamlıyor. Yeni bir deniz yıldızı meydana gelmiş oluyor. Genellikle canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça regenerasyon yeteneği azanır. Mesela biz yaralandık. Ben burayı yaralamıştım gençler görünüyor mu bilmiyorum. Buradan bir hücre kümesi kopmuş. Kopan hücre kümesinden tabii ki yeni bir seda olmadı. Ama burası kendini yeniledi. O zaman insanları düşündüğümüz zaman, memeli canlıları düşündüğümüz zaman bizde rejenerasyonla üreme yok. Ama sadece hangi düzeyde rejenerasyon var? Doku düzeyinde rejenerasyon söz konusu oluyor gençler. Kertenkele örneği de çok sık karşımıza çıkacak. Kertenkele düşmanını gördü veya bir peşinden kovalıyordu. Pırt diye kayıp kuyruğunu tuttum. Kertenkele koştu gitti. Kuyruk benle kaldı. Kertenkele'den sonradan kuyruk çıkıyor mu? Çıkıyor. Koskoca bir organı tekrar yapıyor. O zaman kertenkelede organ düzeyinde rejenerasyon görülür diyeceğiz. Kuyruktan yeni kertenkele oldu mu? Cık, olmadı. O zaman bundaki üreme değildir. Genellikle tekrar altını çize çize söylüyorum genellikle canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Kuşlar ve memelilerde doku düzeyinde rejenerasyon görülüyor. Vejetatif üreme dediğimiz zamanda yüksek yapılı bitkilerde görülen üreme çeşidinden bahsediyoruz. Yüksek yapılıyla da neyi kastediyorum? Daha gelişmiş yapılı canlılardan, daha gelişmiş yapılı bitkilerden bahsediyorum. Aslında mantık rejenerasyonla aynı. Canlıdan bir parça kopacak, kopan bu parçadan yeni bir bitki meydana getirilecek. Mesela benim kayısı ağaçlarım var. Kayısı ağacının dalını keseceğim, götürüp toprağa gömeceğim. Buradan yeni bir ağaç meydana gelecek, meyve verecek. Bu meyveleri yeme içme söz konusu olacak gençler. Ana bitkiyle tabii ki vejetatif üreme sonucunda oluşturduğum bitkinin genetik yapısı birbiriyle tıpa tıp atıp aynıdır. Özellikle tarımda vejetatif üremenin kullanılmasının sebebi bu. Şimdi ben iki yolla kayısı elde edebilirim. Birincisi götürür kayısımın içindeki çekirdeği yani tohumları toprağa gömerim. Oradan ağaç çıkmasını beklerim. Bir de kayısı ağacının dalını keser oradan ağaç yapmaya çalışırım. Tohumu ektiğim zaman meyve verecek kadar büyümesi için çok uzun süre beklemem gerekiyor. Açığa çıkacak meyvenin de kalitesini bilmiyorum. Tohum eşeyli üreme sonucunda oluştu. Daha kaliteli bir kayısı elde edebileceğim gibi hiç satamayacağım, tadı tuzu hiç güzel olmayan, küçücük, kalitesiz meyveleri olan bir ağaç da elde edebilirim. Tarımdan para kazanacaksan bu riske girmek istemiyorum. Gidiyorum dalı kesip gömüyorum hem kısa sürede meyve elde edebiliyorum hem de elde ettiğim meyvenin kalitesini biliyorum. Bu ağaç hangi kalitede veriyorsa eşeysiz üremeyle dalını kesip elde ettiğim ağaçta aynı kalitede ürün verecektir gençler. Yumruyla üreme, soğanla üreme, rizomla üreme, sürünücü gövdeyle üreme gibi çeşitleri var. Daldırma yöntemi gibi yöntemler de kullanılabiliyor. Mesela bir ağacın eğer dalları bükülebilecek bir özellikte ise bunu alıp toprağa ekiyorlar. Daha sonra bu köklendiği zaman ana ağaçla bağlantısını kesiyorlar. Daldırma yöntemi dediğimiz yöntem kullanılıyor. Özellikle fındık, böğürtlen gibi ağaçların çoğaltılması bu yöntem kullanılır. Ağacın bir parçasını kesip gömmeye çelikli üreme dedik veya annen gitti komşuya dedi ki ay sizin menekşe ne güzel menekşeden bir yaprak koparttı getirdi eve suya koydu o yaprak köklendi götürdü gömdü bu da yine vejetatif üremeye örnek olacaktır teknoloji çok gelişti doku kültürü yöntemiyle de üreme yapabilirim yani ben bir bitkiden bir hücre kümesi alıp bu hücre kümesini laboratuvar şartlarında çoğaltıp ana canlıyı meydana getirebilirim. E, laboratuvarda hücreleri büyütüp çoğaltmak hem ekonomik hem zaman anlamında maliyetli olduğu için ya çoğaltmak istediğim bitkinin nesli tükenme tehlikesi altında olacak. Ben diyeceğim ki gel ben seni doku kültürüyle çoğaltayım birey sayın Arsın. Ya da ekonomik değeri yüksek bir bitki olacak ki ben onu doku kültürüyle çoğaltmak isteyeceğim. Aşılama ne demekti? Bir ağaca başka bir ağacın eklenmesi anlamına geliyordu gençler alttaki köke sahip olan ana ağacı anaç diyorduk yukarıdan taktığımızda ise aşı ismini veriyorduk partonogenezle üreme dediğimiz zaman döllenmemiş yumurtadan yeni bir birey meydana getirilmesine partonogenez ismi veriliyor bizim en çok bal arılarında bu durum karşımıza çıkıyor arılar çok aşırı derecede sosyalleşmenin görüldüğü, hiyerarşinin görüldüğü bir topluluktur. Hatta şöyle bir cümle kurarız. Tür içi kromozom sayısı sabittir arılar hariç. Tüm insanlar 46 kromozomlu, tüm köpekler 78 kromozomlu, tüm güvercinler 16 kromozomlu. Tür içi kromozom sayısı sabittir. Arılarda istisnai bir durum var unutmuyorsun. Bunlar koloni oluşturuyorlar ya. Bir kraliçe arı dediğimiz arılarımız var. Dişi bireylerdir. İken kromozomlu. Bir de bizim işçi arı dediğimiz arılarımız var. Yine iken kromozomlu. Bir de erkek arı dediğimiz arılarımız olacak. Onlar ise en kromozomlu yani kromozom sayısı farklı. İşçi arıların üreme yeteneği yoktur gençler. Başlıyorum. Şimdi benim kraliçe arılarım vardı iken kromozomluydu. Bunlar mayoz bölünme sonucunda yumurtaları meydana getirecekler. Yumurtalar oluştu. Erkek arılarda en kromozomlu mayoz yapıp en bölü 2'ye gidemez. Erkek arılarda mitoz yaparak spermleri meydana getirecekler. Yumurta ve sperm birleştiği zaman biz bu olaya döllenme ismini veriyoruz. Döllenme sonucunda 2N kromozomlu zigot meydana gelecek. 2N kromozomlu olduğuna göre dişi bir birey meydana geldi. Ben bunu işte polen tozuyla, çiçek tozuyla beslersem işçi arılar oluyor. Özel arılardan elde ettiğim arı sütüyle beslersem kraliçe arı dediğimiz arılar meydana geliyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Aynı eşeğli üreme gibi gamet oluştu, döllendi, bebiş meydana geldi. İşin partonogenes kısmı kraliçe arıların mayozla oluşturduğu yumurtalar döllenmeden gelişirse o zaman erkek arılar meydana geliyor. Döllenmemiş yumurtadan yeni birey meydana gelmesine de tabii ki partona partonogenes ismini veriyoruz gençler. Geldim mayoz kısmına. Mayoz dediğimiz zaman mitozla mayozun hem şekilsel hem sözel karşılaştırmalı soruları çok sık karşınıza çıkacak çünkü üniversite sınavında çok çıktığı için okul yazılarında da hocalarımız çok fazla derecede soruyor. Mayoz canlıların üreme organlarında yani eşey ana hücrelerinde meydana gelir. Sonucunda da gametler, yumurta ve sperm üretilir. Eşeyli üremenin temelini tabii ki öncelikli olarak mayoz bölünme arkasından da bu oluşan gametlerin birleşmesi döllenme meydana getirmiş olacak. Dişi bireylerin ürettiği gametlere yumurta erkek bireylerin ürettiği gametlere ise sperm ismini veriyoruz. İkisini kendi içinde kıyaslayacak olursak yumurtalar spermlerden 250 bin katı kadar büyük hücrelerdir. Yumurtaları da gözümüzde göremiyoruz. Tabii ki yumurtalardan 250 bin kat kadar daha küçük spermleri de gözümüzde görebilmemiz mümkün değil. Spermler küçük ve hareketli hücrelerdir. Yumurtalar ise büyük ve hareketsiz hücrelerdir. Bizim hem kalıtım konusunda hem mayoz konusunda işimize yarayacak kavramlar var. Normalde hep ne diyorum biz 2N46 kromozomlu canlılarız deyip deyip duruyorum. 2N dememizin sebebi her karakterle ilgili iki tane takımımız var. Göz renginin oluşmasını sağlayan iki takım kromozomum var. Cinsiyetim için iki, boy uzunluğum için iki, saç şeklim için iki, her karakter için iki. Bunun birini kimden aldım? Annemden diğerini ise babamdan aldım. Gençler birini anneden diğerini babadan aldım. Bu kromozomlara homolog kromozom ismini vereceğiz. Homolog kromozomların içerisinde ise karakterlerimiz bulunacak. Genlerin oluşturduğu bölgeler olacak. Homolog kromozomlarda genlerin bulunduğu bölgelere ise lokus ismini vereceğiz. Homolog kromozomları çiftler halinde taşıyanlara diploid canlılar, bir takım taşıyanlara ise haploid yani en kromozomlu canlılar ismini vereceğiz. Mayozun en başında söyleyelim. Mitozda bir hücreden iki tane yavru hücre oluşturmuştun. Mayozda bir hücreden dört tane yavru hücre oluşturacaksın. Mitozda kromozom sayısı değişmemişti. Mayozda yarıya indireceksin. Mitoz sonucunda oluşan hücrelerin genetik yapısı ana canlıyla ata canlıyla birebir aynıydı. Mayozda ise hem birbirlerinden farklılar hem de ana ata canlıdan farklılar. Mayoz kendi içerisinde iki evreden meydana gelecek. Mayoz 1 ve mayoz 2 evrelerinde sonuçta da kromozom sayısı yarıya inecek ve 4 tane yavru hücre elde edilmiş olacak. Mayozun interfazı mitozun interfazından hiç farklı değil. G1, S ve G2 evrelerimiz var. G1 ve G2 yuvarlak aynı cümleleri yazabilirsin. Organel sayısı arttı, metabolizma hızı arttı gibi. S evresinde ise DNA'nın eşlenmesi gerçekleşiyor. Unutmayın. Mayozun da yine evreleri mitozdaki gibi. Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış diye aklında tutabilirsin. Mayoz bir oldukları zaman başlarına profaz bir, metafaz bir, anafaz bir, telofaz biri yapıştırıyorsun. Stokinezine de stokinez bir diyorsun. Mayoz iki olunca da bunların başına 2'yi yapıştırıyorsun. Karıştırmayacağın şey şu. Mayozun en başında interfaz sadece bir kere gerçekleşiyor. Mayoz 1'in ilk evresi tabii ki profaz 1 dediğimiz evredir. Eşlenen kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak neye dönüşmeye başlayacak? Kromozom adını verdiğimiz yapılara dönüşmeye başlayacaklar. Mayoz bölünmeye özgü olarak burada kromozomlar homolog kromozom halinde yani tetrat halinde bulunacaklar. Kalanlar aynı. Çekirdek zarı erir, çekirdekçi kaybolur, endoplazmik retikulum kaybolur. Gençler en en önemlisi mayoz bölünmede genetik çeşitinin oluşmasını sağlayan olay crossing over dediğimiz olaydır. Crossing over yani parça değiş tokuşu da mayoz birim profaz bir evresinde meydana gelir. Buradan metafaz bir evresine geçecek olursak bu sefer de homolog kromozom dediğimiz kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilmiş oluyorlar. Anafaz birde ise homolog kromozomlar birbirlerinden ayrılarak rastgele zıt kutuplara çekiliyor. Homolog kromozomların farklı kutuplara çekilmesiyle kromozom sayısının da yarıya inmesinin temeli atılıyor. Çünkü Kromozom sayısı mayoz bölünmenin mayoz 1 evresinde yarıya iner. Yani iki enden ene düşme mayoz 1'in sonunda e, meydana geliyor. Profaz 1'de crossing over nasıl genetik çeşitliliğe sebep olduysa. Anafaz 1'de hangi kromozomun hangi tarafa gideceği de belli değil. Bu da rastgele gerçekleşiyor. Bu da yine genetik çeşitliliğin oluşmasını sağlayan bir durumdur. Telofaz 1 evresine baktım. Bu evrede eşlenmiş kromatitler bir arada bulunuyorlar. Çekirdek zarı yeniden oluşmaya başladı. Çekirdekçik türe göre yeniden oluşabilir. Mayoz 2 olduğu için bazı türlerde yeniden oluşmuyor gençler. İyi iplikleri kaybolacak. Stokinez 1'de de eğer hayvansal bir hücre ise boğumlanmayla, bitkisel bir hücre ise aralemel oluşumuyla bir hücreden iki tane yavru hücre yaptım. Geldim mayoz 2 evresi dediğimiz evreye. Mayoz 2 evresinin ana yeri de profaz 1 evresi değil tabii ki hemen düzelteyim. Profaz 2 evresidir gençler. Burada iyi iplikleri eğer kaybolmuştu ya e, kaybolum olduysa tekrardan oluşacaklar tekrardan kromozomların kinetekorlarına bağlanacaklar. Çekirdek zarı eridiyse, çekirdekçi kaybolduysa tekrardan da yeniden oluşma söz konusu olacak diyeyim. Sonra metafaz evresine baktığımız zaman kromozomlar ekvator düzleminde yan yana dizilecekler. Anafaz evresinde ise kardeş kromatitler zıt kutuplara doğru çekilecek. Kromatitler bu evreden itibaren de yine kromozom olarak isimlendirilmiş olacak olacak. Telofaz 2 evresinde kromozomlar tekrar kromatin ipliklere dönüştü. Çekirdek zarı çekirdekcik yeniden meydana geldi. Endoplazmik retikulum erimiş diye tekrardan oluştu. Sen geldin stokinez 2'ye yine hayvansal bir hücre ise boğumlanmayla bitkisel bir hücre ise aralamel, ara çeper oluşumuyla 4 tane yavru hücreyi meydana getirmiş oldun. Oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinden farklı olacak. Unutmayın, mayoz sonucunda genetik çeşitlilik var. Mayoz bölünmeden DNA miktarındaki değişime ve kromozom sayısındaki değişime bakacak olursak, diyelim ki bunun en başta 2X'lik bir DNA'sı vardı. Mayozda DNA miktarı yarıyendiğine göre en sonda nasıl bitirmen lazım? X ile bitirmen lazım. Ne yapıyorsun? 2x'lik bir DNA'm vardı. S evresinde DNA'nın eşlenmesini gerçekleştirdin. Artık o 4x kadar. 4x ilerledin, ilerledin, ilerledin. Mayoz 1'in, stokinez 1'inde tekrardan yarıya düşme. Yani 2x'e düşme söz konusu oldu. Stokinez 2'yi yaptığın zaman bir daha yarıya indi. Yani x ile bitirmiş oldun. Baktığımız zaman kromozom sayısına da profaz evresinde kromozomlar meydana geldi diyelim ki 2x kadar 46 kromozomum vardı. Kromozom sayısı da yarıya inerek bitirmek zorundasın. Yani 46 kromozomlu bir canlı mayoz sonucunda 23 kromozomlu hücreler oluşturur. 2x kromozomlu da x kromozomlu oluşturur diyeceğiz. Mitoz ve mayozun farkı inanılmaz derecede önemli demiştim. Mitoz vücut hücrelerinde meydana gelecek. Mayoz ise eşeği ana hücrelerinde meydana gelecek. Mitoz n iken 3n kromozomlu hücreler tarafından gerçekleştirilebilir. Çünkü kromozom sayısında değişim yok. Mayoz ise sadece iki en kromozomlu hücreler yapacak. Mitoz bölünebilme özelliğine sahip tüm organlarda görülebilecek mayoz ise eşey ana hücrelerinin olduğu yani üreme organlarında görülecek Mitoz hayatın tüm döneminde görülebilir. Her yaşta her zaman birimiz yaralanabilir. Mitozla hücreler bölünebilirler. Mayoz ise hayatın belli bir döneminde gerçekleşiyor. Mitoz sonucunda iki hücre, mayoz sonucunda dört tane yavru hücre meydana geldi. Mitozda bir kez sitoplazmayı, bir kez de çekirdeği böldük. Mayozda ise iki kez çekirdeği, iki kez de sitoplazmayı böldük. Mitozda kromozom sayısı değişmedi. Mayozda ise yarıya indi. Mitoz eş şeysiz üremeyi, üremeyi sağladı. Büyümeyi, gelişmeyi, rejenerasyonu sağladı. Mayozdaki tek amacım eşeyli üremeyi gerçekleştirmek. Mitozda kalıtsal çeşitlilik meydana gelmez. Mayozda ise kalıtsal çeşitlilik söz konusu olacak. Sinapsis, tetrat, kiyazma, crossing over gibi kelimeleri görürsen yapıştırıyorsun mayoz. Mitozda bu olaylar gerçekleşmiyor. Mitozda homolog kromozomların ayrılması diye bir şey yok homolog kromozomlar mayozda oluşur gençler. Ortaklıklara bakacak olursak sonuçta ikisinde de hücre sayısında artış meydana geliyor. İkisinde de interfazın S evresinde DNA'nın eşlenmesi gerçekleşiyor. Biri eşeysiz biri eşeyli üremede ama üremede görevliler diyebiliriz. Kardeş kromotitlerin ayrılarak zıt kutuplara çekilmesi ortak. Sentrozom eşlenmesi, çekirdek zarının kaybolması, iyi ipliklerinin oluşması, kaybolması tabii ki ortak olarak görülen olaylardır. Geldim eşeyli üreme. Eşeyli üremenin temeli tabii ki neye dayanacak? Mayoza dayanacak. Erkek ve dişi bireylerin gamet oluşturması sonucunda ee, döllenme meydana da gelecek ve yeni bir bebiş olacak eşeğizsiz üremeye bakarak üreme hızı tabii ki daha düşüktür oluşan yavrular hem ebeveynlerinden hem de birbirlerinden farklı genetik yapıya sahipler çevre şartları değiştiği zaman genetik çeşitlilik ne kadar fazlaysa ortama uyum yeteneği de yine o kadar fazladır diyebiliriz eşeğsiz üreme ile eşeğli üremeyi kendi içinde kıyas yapacak olursak eşeğsiz üremenin temeli mitoza dayanıyordu. Eşeğli üremeninki ise mayoza dayanıyordu. Eşeğsiz üremede kalıtsal çeşitlilik görülmez. Eşeğli de ise görülüyordu. Eşeğsiz üreme daha hızlı üremeyi sağlıyordu. Eşeğli üreme ise daha yavaş üremeyi sağlıyordu. Baktığım zaman eşeğsiz üremede oluşan bireyler çevre koşullarına karşı daha dayanıksız oluyor. Burada ise daha dayanıklı bireyler meydana geliyor. Eşeğsiz üremede döllenme gerçekleşmiyor. eşeyli de ise döllenme söz konusu oluyor. Eşeğsiz üreme için tek bir ana birey yeterli. Eşeğli üremede ise tabii ki iki tane ata, iki tane ana bireye ihtiyacımız var. Hemen bir tane soru çizip kalıtım ünitesine bakıyorum. Mayoz geçiren bir bitki hücresiyle mitoz geçiren bir hayvan hücresinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle ortaktır? Bir kere stokinezin iki kere gerçekleşmesi mayoza ait bir olaydır. Sentrozomun iyi ipliği üretmesi hem mitozda hem mayozda geçerli ama sentrozom sadece hayvanlarda var bitkilerde yok ki. Kromozom sayısının yarıya inmesi mayoza özgü bir olay mitozda yok. Tetrat oluşması mayoza özgü bir olay mitozda yok. Kardeş kromotitlerin zıt kutuplara çekilmesi mitozun ana fazında mayozun da ana faz ikisinde meydana geliyor. Yani bu ikisinde de ortak olarak gerçekleşen bir durum. Kalıtım ünitesine baktığımız zaman dediğim gibi en önemli kısım ilk kısımdır. İyi otutturursak sonrası daha kolay bir şekilde akar gider. Ebeveynlerden oğul döllere genlerle aktarılan özelliklere kalıtsal özellikler ismini veriyoruz. Kalıtsal özelliklerin dölden döle aktarımında kalıtım bilimi incelemiş oluyor. Canlılar arasında çeşitlilik gösteren, dölden döle aktarılabilen ve bireylerin sahip olduğu niteliklerin her biri karakterdir. Göz rengim karakter, saç şeklim karakter, kan grubum karakter, mavi gözlü olmak, kahverengi gözlü olmak özellik, sarı saçlı olmak, siyah saçlı olmak özellik, A kan grubuna sahip olmak, B kan grubuna sahip olmak birer özelliktir aynı karakterin farklı özelliklerine de alel ismi veriliyor. Mesela şu kahverengi gözgeni bu da mavi gözgeni olsun. Şu ikisi birden göz rengiyle ilgili karakteri temsil ediyor. Bu ikisi birbirinin alelidir diyeceğiz gençler. Sonra cınımınla yine bilmemiz gereken bazı kavramlar vardı. Bir karakterle ilgili diploid canlılarda iki tane gen bulunur. Eğer bulunan genleri birbiriyle aynıysa yani aynı alelleri taşıyorsa biz o canlılara homozigot diyorduk. Büyük A büyük A veya küçük a küçük a harf fark etmez homozigot birey olacak. Taşıdığı aleller birbirinden farklıysa büyük A küçük a, büyük S küçük S taşıyorsa heterozigot bireylerden bahsedeceğiz gençler. Canlının içeriden baktığımız zaman genlerinin dizilimine genotip bu genotipin dışarıya yansımasına ise fenotip ismini veriyoruz. Mesela ben kahverengi gözlüyüm. Kahverengi gözlü olmak da renkli gözlü olmaya baskındır. O zaman bende büyük A var kesin. Ama ben büyük A büyük A'da olabilirim. Büyük A küçük A'da olabilirim. İçeride büyük A büyük A veya büyük A küçük A şeklinde taşıman benim genotipim. Bunun büyük A olarak dışarıya yansıması ise fenotipim meydana getirecek. O yüzden de fenotipi tek harfle genotipi ise iki tane harfle göstereceğiz. Baskın çekinik kavramlarından da bahsedelim. Diyelim ki birinde hem kahverengi gözgeni var hem mavi gözgeni var. Ben büyük A'ya küçük A olayım genotip olarak. Benim dışarıdan baktığın zaman ne görüyorsun? Büyük A şeklinde beni görüyorsun. Kahverengi göz genimi görüyorsun. O zaman kahve ile mavi yan yana gelen bireylerde dışarıdan bakılınca kahve ortaya çıktığına göre kahverengi göz geni mavi göz genine baskındır diyoruz. Baskın olan geni de büyük harfle gösteriyoruz. Baskın, dominant, başat aynı anlama gelir. Etkisi görülemeyen geride kalana ise çekinik ismini veriyoruz. Çekiniği aynı zamanda resesif diyebiliriz. Küçük aile göstermiş olacağız. Mendel biliyorsunuz genetik biliminin kurucusudur. Mendel genetiğin babasıdır. Neden? Kimse genetikle ilgili herhangi bir kavram bilmezken... İlk bulunan kavramlar Mendel tarafından ortaya atılmıştır. Günümüzde de hala geçerliliğini korumaya devam ediyor. Çalışmalarını kimin üstünde yaptı? Bezelye bitkileri üstünde yaptı. Bezelyelerle çalışmalar yapması da onu başarıya götürdü. Neden bezelyelerin birbirinden kolay ayırt edilebilen özellikleri vardı? Yetiştirilmesi kolaydı. Çok kısa sürede yavru döller verebiliyordu. O da sonuçlara bakabiliyordu. Zaten kendisi bir papazdı. Kilisesinin arkasındaki serasında bezelye yetiştirerek hem matematikten hem biyolojiden aldığı bilgileri harmanlayarak genetiğin kurucusu olmuştur. Bezelyelerle ilgili sorular çok fazla derecede karşımıza çıkacak. Özellikle tohum rengini biliyorsunuz sarı olmak yeşil olmaya baskındır. Tohum biçimi olarak düzgün olmak buruşuk olmaya baskındır. Çiçek rengi olarak mor olmak da beyaz olmaya baskındır. Sorularda bunlar çok sık karşımıza çıkar. Onun haricinde çiçeğin yanda olması, uçta olmasına, şişkin olması, boğumlu olmasına, yeşil olması, sarı olmasına, uzun olması, kısa olmasına tabii ki baskın olacak. Burada tohum renginin üstünden bir cümle edeyim. Sarı tohumlu olmak yeşil tohumlu olmaya baskındır dedik. Etrafımıza baktığımız zaman sarı bezelli görmüyoruz. Markete pazara oraya buraya gittiğimiz zaman hep, hep yeşil bezelliler görüyoruz. Buradan çıkartacağım bir sonuç var. Bir şeyin bir özelliğin çok veya az görülmesi onun baskın veya çekinik olduğunu göstermez. Mendel'den bahsettim. Bezelyelerin ona avantaj sağladığından da bahsettim. Bezelyeler karakter bakımından kolay ayırt edilebilen özelliklere sahipler, kolay yetiştirilebiliyorlar. Kısa zamanda döl veriyorlar kendi kendine ve çapraz tozlaşma yapabiliyorlar. Zaten bu da böyle bir ee, sulu boya fırçasıyla polenleri alıp yumurtalara taşıyarak tozlaşmaları gerçekleştiriyor. Bağlı bağımsız gen ne demekti? Bizim kromozomlarımızın üzerinde tabii ki genlerimiz bulunacak. Eğer bir kromozomun üzerinde genler bulunuyorsa bu aynı kromozomun üzerinde olduğu için büyük A ve büyük B genlerine bağlı diyoruz. Crossing over parça değişimi meydana gelmezse bağlı genler birlikte hareket ediyorlar. Mesela crossing over meydana gelmezse bunun genotipini yazacak olursan büyük A küçük A büyük B küçük B oluşturabileceği gametler. Dediğim gibi crossing over gerçekleşmezse gametine ya büyük A büyük B'yi verecek ya da küçük A küçük B'yi verecek. Bağımsız genlerde ise bunun da genotipi yine büyük A küçük A büyük B küçük B. Burada genler birbirine bağlı olmadığı için büyük A'nın yanına küçük B'yi de verebilir. Büyük A'nın yanına büyük B'yi de verebilir veya tam tersine küçük A'ların yanına da bunları alabilir. Yani genlerde bağımsızlık varsa gamet çeşidi artar gençler. Crossing over varsa bağlı olması bir şey ifade etmez. Mesela biz gamet çeşidini bulurken ne yapıyorduk? En üzeri heterozigot sayısını kullanıyorduk. Buraya baktığın zaman burada heterozigot birey var mı? Yok. O zaman 2 üzeri 0'dan kaç çeşit gamet oluşturabilir? 1. Zaten büyük A, büyük A, büyük B, büyük B'ymiş. Ya büyük A'yı verecek ya büyük ay başka alternatif yok oluşturabileceği gamet büyük aya büyük b buraya baktın yine aynı mantık küçük a'yı verecek küçük b'yi verecek başka bir şey veremez ki e burada da aynı burada da aynı ne yaptım heterozigota baktım heterozigot yoksa gamet çeşidi artmıyor buraya baktığımız zaman ise ne yapıyorduk gençler? 2 üzeri n yapıyorduk. Kaç tane heterozigotumuz var? 2. 2 üzeri 2'den kaç çeşit gamet oluşturabilir? 4 çeşit gamet oluşturabilir. Ne kadar uzun yazarsa yazsın heterozigotları koyar işlemimi gerçekleştirebilirim. Dıt dıt genotipli ve tüm genleri farklı kromozomlar üzerinde olan bireyin oluşturabileceği gamet çeşidini sormuş. Büyük t küçük t dediğine göre birinci heterozigot grubum büyük n küçük n ikinci heterozigot grubum. Büyük G küçük G üçüncü. Büyük Ç küçük Ç dördüncü heterozigot grubum. O zaman 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet oluşturabilir diyeceğiz. Monohibrit yani bir karakter bakımından heterozigot bireylerin çaprazlaması dediğimiz zamanda ne yapacaktık? Önce heterozigot bireyleri alacaktık. Bunların içerisine çaprazlamamızı gerçekleştirmiş olacaktık. Mesela Burası ne olsun? Sarı tohumlu olmak yeşil tohumlu olmaya baskın olduğuna göre, sarı olmaya ne diyelim? Büyük A, yeşil olmaya ise küçük a diyeceğiz. Sarı tohumlular büyük A büyük A'dır. Neden? Arı döl dediği için. Yeşil tohumlu olmak küçük a küçük a'dır. Bu ikisini çaprazlarsak oluşan yavru büyük A küçük A yani sarı ama heterozigot özellikte oldu. Sarı tohumluyu aldım büyük A küçük A diğer sarı tohumluyla çaprazladım. Çaprazlama yaparken her zaman ne yapıyorsun? Bunu tut, bununla yaz. Bunu tut, bununla yaz. Bunu bununla yaz. Bunu da bununla yaz diyorum. E çaprazlamayı yaparsam bu büyük A'ya büyük A olur. Burası büyük A küçük A olur. Büyük A küçük A olur. Burası da küçük A küçük A olur. Belli bir oran söz konusu olmak zorunda. Ne yaptık? Mendel F1 döllünün tüm bireylerinin heterozigot olduğunu gözlemledi. Neden? Çünkü safları çaprazladı, hepsi heterozigot çıktı. Buna benzerlik ilkesi dedi. Sonra dedi ki bir bireyde baskın ve çekinik genler olabilir. Baskın yüzde beş, çekinik yüzde yirmi ihtimalle gitmiyor. Bunların gamete gitme oranları birbirine eşittir dedi. Hangi gamete hangisinin gideceği de belli değil dedi. Bağımsız dağılım yasasını ve e, ayrılma yasasını ortaya attı. Kontrol çaprazlaması ne demekti? Homozigot mu, değil mi bilmiyorum. Mesela ben kahverengi gözlüyüm ama büyük A, büyük A büyük A küçük A bilmiyorum. Gidiyoruz bu bireyi aynı özelliğin çekiniyle çaprazlıyoruz. Diyelim ki elimde sarı bir bezelye var. Homozigot mu, heterozigot mu merak ediyorum. Gidiyorum çekinikle çaprazlıyorum. Yüzde yüz sarılar çıkarsa, baskın özellik çıkarsa diyorum ki ya bu büyük S, büyük S'dir. Eğer arada çekinik özellikler de çıkıyorsa diyorum ki o zaman bu heterozigottur. Yani büyük S, küçük S şeklindedir bir bireyin genotipini belirlemek için çekinikle çaprazlanmasına kontrol çaprazlaması ismini veriyorduk. Di hibrit çaprazlama dediğimiz zaman da artık iki karakter bakımından melez bireylerin çaprazlanmasından bahsediyoruz. Yine burada da belli bir oran söz konusu oluyordu. Fenotip oranı olarak 9 3 3 bir çıktığını unutmamamız gerekiyordu. Genotip çeşidini, fenotip çeşidini hesaplayacaksak bunları monohibrit gibi düşünüp birbiriyle çarpabilirdik gençler. Eş baskınlık ise aslında Mendel'den sonra ortaya çıkan bir durumdu. Mendel genlerin birinin baskın birinin çekinik olduğunu söylemişti. Mendel'den sonra yapılan çalışmalarda eş baskınlık durumu da olduğu ortaya çıktı. Mesela insanlardaki MN kan grubu sistemi eş baskınlığa örnektir gençler. Kan alışverişlerinde sıkıntı yaratmadığı için MN kan grubu bakımından hangi gruba sahip olduğumuzu bilmiyoruz. MN kan grubu iki bireyi çapraz yazdığımız zaman MM, MN, NN kan grupları ortaya çıkıyor. Normalde MN kan grubu diye bir kan grubun olmaması lazım. M baskınsa bu M'dir diyeceğiz. N baskınsa N'dir diyeceğiz. Ama ikisi birbirine eş baskın geldiği için ara bir e, genotip açığa çıkıyor. Soy ağaçlarından da biraz bahsedelim. Soy ağaçlarına baktığımız zaman Yuvarlak bireyler dişidir, kare bireyler erkektir. Yuvarlakla karenin arasında tek bir çizgi varsa o kişinin evli olduğu anlamına gelir. Eğer ortadaki çizgiyi iki tane koyarsa akraba evliliğinden bahsedebiliyoruz. İçini boyadığı, taradığı o özelliği gösteren bireydir. Kardeşleri de şöyle ebeveynlerinden çıkan oklar şeklinde gösteriyoruz. Baktığımız zaman iki kardeş bir oktan çıktıysa bunlar ikizdir çift yumurta ikizlerinde araya çizgi konulmuyor. Tek yumurta ikizlerinde ise araya çizgi konuluyor diyeyim gençler. Çok allerli kalıtım dediğimiz zaman da yine Mendel'den sonra ortaya çıkan bir kalıtımdan bahsediyoruz. Biz bir baskın gen bir çekinik gen var diyorduk ama baktık ki daha sonra yapılan çalışmalarda bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan alel sayısı 2'den fazla olabiliyor. Böyle bireylerde ise Diploid ise iki tane gen bulunacak ama farklı oranlar ortaya çıkabiliyor. Fenotip çeşidini bunlarda bulmak istediysek alel sayısına eş baskın karakter sayısını ekliyoruz gençler. Genotip çeşidi ise eş baskınlık veya tam baskınlık durumunda fark etmez. En çarpı en artı 1 bölü 2 ile hesaplıyorduk. Mesela şuraya bakayım bir canlının sahip olduğu k karakteri bakımından 5 farklı alel arasında bir ilişki varmış. Kaç çeşit fenotip, kaç çeşit genotip oluşur diyor. Baktığımız zaman 5 farklı alel varmış. O zaman ben bunun fenotip çeşidine hesaplamak istiyorsam 5 tane alel var. Bir tane de eş baskınlık karakter olduğu için fenotip çeşidine 6 diyeceğim. Genotip çeşidini bulmak istiyorsam da n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullanıyorum. 5 çarpı 6 bölü 2'den kaç çıktı? 15 karşımıza çıkmış oldu. Kan gruplarındaki kalıtımda ise şöyle bir durum söz konusu. AB0 sistemi hem eş baskınlığa hem çok allerli kalıtımı örnek. Baktığımız zaman AB Eş baskın 0 onlara çekinik kalıyor. O yüzden A kan grubuna sahip olan bireyler AA da olabilir, A 0 da olabilir. B kan grubuna sahip bireyler BB de olabilir, B 0 da olabilir. Gençler, AB eş baskın olduğu için genotipi ile fenotipi arasında bir fark yok. 0 çekinik olduğu için genotipi ile fenotipini kolaylıkla yazabiliyoruz. Kan grubu tayininde de kanda bulunan antijene bakılıyor. A antijeni taşıyan A grubu, B antijeni taşıyan B grubu, 2 antijeni taşıyan AB antijen taşımayan 0 kan grubuna sahip oluyor. Bir kişi de aynı antijenle aynı antikor bir arada bulunamaz. Onu da unutmuyorsunuz. Kan alışverişlerinde diğer önemli bir faktör de RH faktörü dediğimiz faktördür. RH antijenini taşıyanlara RH pozitif diyeceğiz. Taşımayanlara ise RH negatif ismini veriyoruz. Pozitif olmak negatif olmaya baskındır. O yüzden pozitif bireyler büyük R büyük R veya büyük R küçük R olabilir. Negatif bireyler ise ne olacaklar gençler? Ee, küçük r ile gösterilmiş olacaklar diyeyim Gelelim kan uyuşmazlığına. Kan uyuşmazlığına baktığımız zaman da illaki ne olması lazımdı? Annenin negatif kan grubuna sahip olması lazım. Babanın pozitif kan grubuna sahip olması lazım. Çocuğun da pozitif olması lazım ki kan uyuşmazlığı söz konusu olsun. Buraya bakıyorum. Aşağıdaki soy ağacına göre ailenin doğacak ikinci çocuğuyla anne arasında kan uyuşmazlığı görülme ihtimali nedir diyor. Çocuk burada neymiş? 0, 0. negatif olduğuna göre küçük r küçük r olmak zorunda. Anne A kan grubuna sahip 0, 0 çocuğu olduğuna göre A'nın A kan grubuna sahip 0'ı buradan aldı. Bu da B kan grubuna sahip sıfırın diğerini de buradan aldı. Kan uyuşmazlığında AB kısmı benim için önemli değil. Şimdi bu negatif kan grubuna sahip olduğuna göre küçük r küçük r'yi yazdım. Baba pozitif kan grubuna sahip büyük R'si var ama negatif çocuğu olduğuna göre kesinlikle küçük R'si de var. Anne küçük r küçük r, baba büyük R küçük R olduğunda yine normal çaprazlama kuralımızdan hiç farklı değil. Tut bunu bununla, bunu da bununla yaz. Büyük harfi başa yazayım aklım karışmasın. Büyük R küçük R olabilir, büyük R küçük R olabilir, küçük r küçük r küçük r küçük r olabilir. Yani Negatif olursa sıkıntı yok. Kan uyuşmazlığı görülmeyecek ama pozitif olursa kan uyuşmazlığı görülecek. Bu ailede kan uyuşmazlığının görülme ihtimali %50'dir diyeyim gençler. Eşeğe bağlı kalıtıma baktığımız zaman da Artık vücut kromozomlarından farklı bir kalıtımdan bahsediyoruz cinsiyet kromozomları üzerinde taşınım söz konusu olacak. X kromozomu ve Y kromozomu dediğimiz kromozomlarımız var. X kromozomu üzerinde taşınan hastalıklara renk körlüğü ve hemofiliye örnek olarak vereceğiz. Y kromozomu üzerinde taşınan hastalıklara ise kulak kıllılığını örnek olarak vereceğiz. Dişilerde iki tane X kromozomu bulunduğu için dişiler sağlıklı, taşıyıcı veya hasta olabiliyorlar. Erkeklerde ise bir tane X kromozomu var. O yüzden ya sağlıklı oluyorlar ya da hasta oluyorlar gençler aynı şey dediğim gibi hem kırmızı yeşil renk körlüğü için geçerlidir. Hem de hemofili için geçerlidir. Sonra X kromozomu üzerinde baskın taşınanlara da bozuk dentini verebiliriz. Artık baskın bir gen bu özelliğin oluşmasını sağlıyor. Çarpık dişlilik anlamına gelecek. Baskın genle taşındığı için ya bozuk dentin hastası olacak dişi bireyler ya da sağlıklı olacaklar. Heterozigotların da hasta olduğunu, özelliği taşıdığını unutmayın diyeyim. Buradan da hemen bir tane soruya geçiyorum. Yandaki soy ağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkle gösterilmiştir diyor. Hemen kalemlerimi alıyorum. Otozomal resesif vücut kromozomlarında çekinik taşınıyor olabilir mi? Sorularda %99 tutar. Bu küçük a küçük a bu küçük a küçük a bu küçük a küçük a olabilir mi? Küçük a'nın birini buradan alsın burası büyük a'lı olsun sıkıntı yok. Küçük a'nın birini buradan alsın birini buradan alsın sıkıntı yok. Bunlar da büyük a olsunlar bir problem taşımadı. Yani otozoma resesif olarak taşınıyor olabilir. X'e bağlı çekinik renk körlüğü gibi düşünebiliriz gençler. X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R şeklinde. X üzeri küçük R'nin birini babasından birini annesinden almış olması lazım. Baba X üzeri küçük R'ye Y olsaydı renk körü olurdu. O zaman böyle taşınıyor olamaz. Y'ye bağlı resesif veya baskın demesi bir şey ifade etmiyor. Y kromozomu erkeklerde var. Babada varsa niye oğulda yok? dememiz gerekiyor. Yani burada bu da taşınıyor olamaz diyeceğiz. X'e bağlı dominant taşınıyor olabilir mi? Hemen bakayım. X üzeri büyük A'ya X üzeri diyelim ki yan tarafını bilmiyorum. Bu X üzeri büyük A'yı buradan almış olsun. Sıkıntı yok. E X üzeri büyük A'yı buradan aldığına göre Babadan ne gelmesi lazımdı? Babanın da x üzeri büyük a'ya y olması lazımdı. Y'yi bu tarafa verdi. X üzeri büyük a'yı da bu tarafa vermiş olacak. Problem çıkmayacak. Küçük a'sını da bu taraftan aldıysa. Yine şuranın üstünden de teyit edelim gençler. X üzeri büyük a'ya x üzeri küçük a olduğunu hayal edeyim. Büyük a'yı buradan aldıysa x üzeri küçük a'ya y olduysa bir problem yaşanmamış olur. X üzeri küçük a olarak da burayı hayal edersem. Sonra x üzeri büyük a'yı buradan alsa x üzeri küçük ay buradan alsa yine bir problem çıkmamış oluyor. Yani x'e bağlı dominant da kalıtılıyor olabilir. Cevabımız da böylelikle B'ye düşmüş oldu. Ve dersimizin daha doğrusu full tekrarımızın sonuna geldik. Gençler ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.